Esra Erol Stüdyosu yine akıllara durgunluk veren bir ihanete sahne oldu. Üç çocuk annesi Seval Işık, ablama gidiyorum dedi, evden çıktı. Ve çok kısa bir süre sonra da evlendiği haberi geldi. Üstelik de zaten evli olmasına rağmen. Hatta bu ilk ihaneti de değildi. Sevgilisiyle düğün yapan kadın, resmi nikahla eşiyle de canlı yayında yüzleşti. Eşiniz Seval Işık, 15 Nisan tarihinde kız kardeşimi ablama gidiyorum diyerek evden evet. çıkıyor. Ama ablasına gitmiyor. Evden misafirliğe gidiyorum diye çıktı ama dönmedi. Önce düğün davetiyesi, sonra evlendiği haberi geldi. Bartın'da yaşayan Ahmet Işık'ı Esra Erol'a getiren sebep 14 yıllık eşi Seval Işık'ın kendisine ihanet ettiği iddiasıydı. Eşim 15 Nisan günü Söner Gökdemir'e kaçtı. Üç çocuğunu bırakarak, bizi mağdur ederek, bir de utanmadan düğün yaptılar. Eşi genç kadının sosyal medyadan tanıştığı biriyle yasak aşk yaşadığını anlattı. Ankara otogarına bindirdim. Ankara otogarından bana bir mesaj attı. Beni öldü bilin diye bir mesaj attı. Sonra siz telefon dökümlerini mi çıkardınız? Evet. Oradan mı Soner denilen kişinin yanına kaçtığını öğrendiniz? Yok, kendisi itiraf etti. Üç çocuk annesi kadın bununla da kalmadı. Bayramdan sonra gelip boşanacağım diyor bana. Ama bayramdan sonra dönmedi. Eşiniz kaçtığı kişiyle düğün yapıyor. Evet. Bayramın dördüncü günü falan. Bu davetiye de Derya ismini niye kullanmış? İnternetteki isimler hep Derya. İhanetle suçlanan kadın yayına da bağlandı. Üç çocuğunuzu Soner Demir için mi bıraktınız? Zaten anlaşmazlığımız vardı. Düğünü niye yaptınız? Ben ayrılmak istiyordum onunla. O da olmadı. Soner'i evet seviyordum. Evliyken düğün yapılır mı? Davetiye basılır mı? Evlenilmez ama Esra abla yaptık bir hata. Üstelik bu genç kadının ilk ihaneti de değildi. Sen daha önce de evden kaçtın mı? Evet. Yine sosyal medyadan birine mi kaçtınız siz? Evet. Hep sevgiyi sosyal medyada mı arıyorsun? Evet. Evet Esra abla, evet, aynen. Bak. Yaşadıklarını son derece pişkince anlatan eş Esra Erol'u da çileden çıkardı. Esra abla bak, ben anlaşmalıyı onun şekilde her şekilde imzalattırdım, niye anlamıyor? Ben olsam Ahmet'in yerinde, ben senin gibi düğün yapan, davetiye basan kadınla niye anlaşayım? Çatır çatır nafakamı, tazminatımı alırım der yani. Çiftin yüz yüze gelmesiyle stüdyoda gerginlik arttı. Sayın Esra abla, boşanmak istiyorum. Anlaşmak istiyorsa istiyor, anlaşmak istemiyorsa bak. Eyvallah, tamam. Ha, ne oldu, kaç. Niye? Böyle kaçarsın işte sen. Ben... Anlaştınız mı şartlarda? Konuşmanız gelsin, lazım. Gelsin anlaşsın. Sevgi aradım dışarıda yani Esra abla. Aşkım anladın şu mı? Anda üç tane de çocuğun öyle bir sevgi arıyorlar ki iki aydır anneleri yok diye. Onların bu boşluğunu kim dolduracak? Ben alacağım. Dilenirim ona vermeyeceğim bu üç çocuğumu.